Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği görevini aldığımız günden sonra da çok daha yoğun bir karşılıklı çabanın ve çalışmanın içindeyiz. İlk yaptığımız ve bizim için en değerli işlerden biri, hepiniz biliyorsunuz, Türkiye'de bir ilk olarak Büyükşehir Belediye'miz bünyesinde sadece esnaf meseleleriyle ilgilenecek, esnafımızın sıkıntılarında çözüm getirecek, gerek büyükşehir gerek diğer kurumlarda bağ ve köprü olacak bir esnaf daire başkanlığını kurduk. Bugün de değerli kardeşimiz yanımızda. Öncelikle hepinize ilimize hayırlı olsun. Bu bağ, bu köprü bizim hizmette esnafımız da her an ve her zaman var olan gönül bağımızı karşılıklı hizmet akışına, sıkıntıların çözümünde sonuç almaya çok hızlı taşıyacak inşallah. Bu bapta yaptığımız değerlendirmeler, karşılıklı görüşmeler, benim zaman içerisinde esnafımızla alandaki karşılıklı sohbetlerimizde ilimizde gündeme gelen ama bugüne kadar hep ertelenen, ötelenen, çözümü geciken bütün meselelerde çok hızlı yol alma gibi bir amacımız var. Diyarbakır zaten yeteri kadar zaman kaybetti. Diyarbakır yeteri kadar kaynak ve diğer imkanları maalesef geride haksız yere heba etti. Şimdi artık milletin her bir kuruşunun millete harcanması, milletin ekonomik, sosyal kalkınması, esnafımızın da alnının teriyle yaptığı işten çok daha fazla rızkını çoğaltarak kazanmasını amaçlıyoruz. Diyarbakır bunu hak ediyor. Diyarbakır potansiyeliyle, birikimiyle, kapasitesiyle çok daha ötesini elde edecek bir büyüklüğün adı olarak kendini hissettiriyor. Geçmişten bu yöne bölgenin, çevrenin, ticaret, sağlık, eğitim, kültür her açıdan merkezi olan Diyarbakır, terör örgütünün, ihanetinin, işbirlikçilerinin, onlara destek verenlerin bu kente ödettiği bedel sonucu çok uzun yıllarını maalesef kalkınma yarışında istediği yere gelemeden geride bıraktı. Şimdi biz bunu kapatmanın çok kısa süre içerisinde Diyarbakır'a yaşatılan bu ihanetin bedelini derhal bertaraf etmenin ve Diyarbakır'ı her alanda hak ettiği yere taşımanın gayreti içindeyiz. Geldiğimden beri ziyaret ettiğimde de her kimle konuştuğumuzda da değerli başkanımız dahil bütün arkadaşlarımız da Diyarbakır'da Peynirciler Çarşısı'ndaki yaşanan ve bugün ortadaki hakikaten Diyarbakır'a yakışmayan, esnafımızı zora sokan bu altyapının, o çarşının bir şekilde düzenlenmesi, bir şekilde değişmesi, oranın iyileştirilmesi hep söylenen bir konuydu. Biliyorum ki en fazla da bunu siz esnaf kardeşlerim istiyordu. Doğru mu? O şartlardaki yetersizlik, eksiklik, temizlikteki sıkıntılar, altyapıdaki noksanlıklar sizi haklı olarak ve hepimizi üzüyordu. Bugünkü buluşmamızın konusu da bu. Geçtiğimiz günlerde ilimize gelen ve davetimizle Diyarbakır'daki mevcut vakıflar eserlerinde yeni dönemde neler yapabiliriz, nasıl bu hizmeti daha güzele taşıyabiliriz anlamda çok uzun ve verimli bir toplantı gerçekleştirdiğimiz Vakıflar Genel Müdürümüz Sayın Adnan Erten kardeşimizle vardığımız ve karara bağladığımız konulardan biri de Peynirciler Çarşımız ve bunun durumuydu. Geçmişten bu yana mazbut bir vakıf olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde olan ve 84 kiracımızın bizden kiracı oldu Peynirciler Çarşısı'nda bugünkü haliyle daha iyi, güzeli ve nitelikli bir hizmeti elde etmeyeceğimiz çok açık. Sağ olsun Vakıflar Genel Müdürümüzle bu konuyu istişare etmenin sonrasında bugün itibariyle vardığımız karar Diyarbakır'a yakışan esnafımızın çok iyi şartlarda helal ve bol kazanç sağlayacağı bir çerçevede hizmet vereceği çağdaş, temiz, hijyen ve Diyarbakır'a gelen bütün sadece yerli değil,
yabancı turist gruplarının dahi uğrayacağı yepyeni bir peynirciler çarşısı yapacağımızı ilan ediyoruz. Ve bütün kiracılarımızla yeni dönemde bitecek bu binada, yani sizlerle aynı hakları koruyarak inşallah Diyarbakır'a hizmet edeceğimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Hepinize hayırlı bol kazançlar diliyorum. Peynirciler Çarşımızın yeni yapılacak mimarisiyle, her şeyiyle Diyarbakır'ımıza, esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Valim, müsaadenizle.